bir evladın babasını kaybettiğindeki duyguyu yaşıyoruz. Çünkü o bizim manevi babamızdı. Üzüldük, hüzünlendik, duygulandık. Bir babayı kaybetmiş gibi hissettik. Böyle. Bir yandan da bu kapının devamı için ümitliyiz. Bu kapı kıyamete kadar devam edecek bir kapı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapısı. Biz de bu kapıda bir istikamette Allah rızası için devam edecekler, olacağız inşallah. 93 yılından beri buraya gelip gitmekteyim. Tabii ki bir öz babamızı kaybetmiş üzüntüsü içerisindeyiz. Şu an tabii ki duygularımız karmakarışık. Daha da söyleyecek bir şeyim yok. 40 yıla yakındır gelip gidiyorum. Burası bizim manevi terbiye ocağımız. Yani burada biz kendimizi buluyoruz. Yenileniyoruz, diriliyoruz, imanımızı kuvvetlendiriyoruz, tövbemizi yapıyoruz. Yani şarj oluyoruz kısaca. Üzgün hissediyoruz. Mürşidimiz, hafızımız vefat etmiş. Onun için büyük bir üzüntüyle buraya geldik. Hem taziye başsağlığı vermek için hem de tövbe almak için. Çok üzüldüm ve çok ağladım. Manevi babamızdı o. Bizim manevi babamız olduğu için biz çok üzüldük. Valla kardeşim biz de abiyle beraber İzmir'de ikamet ediyoruz. Yani vefat haberini alınca tabii ki mürşidimiz olduğu için büyük bir üzüntü yaşadık. Vefa borcumuz olarak da mürşidimizi taziyesi için geldik Adıyaman'a. Vallahi şimdi bu bizim için ne ifade ediyor? Şöyle söyleyeyim, maneviyat ehli için, yani bilenler için bunun ne ifade ettiği bilinen bir şey. Hani bu maneviyatla ilgili bilgisi olmayana bunu anlatmak çok zor. Bir araba arızalandığı zaman tamirciye gider. Ne bileyim, hasta olduğunda doktora gider. Bizim de itikat olarak dinimizi, Resulullah Efendimiz'in yolundan gitmek için sünnet-i seniyye ile ilgili mürşidimiz o, yol göstericimiz, rehberimiz o. Biz onun peşinden bu sebeple gidiyoruz yani. Haberin duyunca dünyamız başımıza yıkıldı adeta. Hani mürşit, hani böyle bir peygamber efendimizin torunları, sahabelerden gelen bir evliya yani kaybettik. Üzüntümüz son derece anlatılmaz yani, yaşanır. Allah'ım inşallah merhametinde nail eylesin, peygamber efendimize komşu eylesin. Yani alim öldü yani. Ne anlatılacak sözü bulamıyorum ben size. Adeta hani kolumuz kanadımız kırıldı. Burayı Samsun merkezden gelmekte bulunmaktayız. Gavsımız, mürşidimiz Hakk'a yürüdü. Yani benim kendi babam da rahmetli oldu bundan 2 yıl önce. Gerçekten de bu kadar üzüldüğümü hissetmemiştim. Gavsıma Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim mekanını cennet eylesin. Babanı mı kaybettin?
haydi. Tamam mı? Ani oldu. Çok etkilendik haliyle. Alemin vefatı alemin ölümü gibidir. Bunu biz duyunca tabii anide çok etkilendik, üzüldük, hüzünlendik. Mübarek Abdülbaki Hazretleri'nin bizde çok emeği var. O telaşla hemen çıktık. Tabii uzak mesafe, Bursa ile Adıyaman menzil arası takriben 1250 kilometre. Gece boyunca hiç uyumadık. Biraz da yolculuğumuz meşakkatli oldu. 18 saatin sonunda buraya varabildik. Çevre il ve ilçelerde de yoğunluk vardı. Bundan dolayı trafiğe takıldık. Havada sıcaktı, uykusuzduk. Nihayetinde geldik elhamdülillah buraya, ulaştık. Bizim için her şey ifade ediyordu. Çünkü o bizim öğretmenimizdi, mürşidimizdi. Yani bize insanlığı öğreten, mazluma el uzatmayı öğreten, fakirin hakkını korumayı öğreten, kul hakkına önem veren, yani anlatamayacağım birçok şey var. Yani bir insanın yapması gerektiği bütün yapacaklarını burada aldık biz. Yani o yüzden çok hüzünlüyüz. Büyük bir alimi yitirdik. Gavsımız için geldik buraya. Mübarek de artık son yolculuğuna uğurladık inşallah. Rabbim onu cennetine koysun. Bizi de onunla hayırlı sufi eylesin inşallah. Hep beraber hepimizi cennetine koysun inşallah. Tek kelimeyle yetim olmanın ne demek olduğunu hissettim. Şu anda 23 seneden beri buraya gelir giderim. Hüzün hakim. Hüzün hakim. Ama umutsuzluk yok.